Arkadaşlar merhabalar. Uzun süredir video atamıyorum, farkındayım. Kusura bakmayın. Çeşitli nedenlerden dolayı bu şekilde oldu. Araya pandemi girdi. Bu sene de maalesef deprem olaylarından dolayı uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldık. Bizim de biraz neşemiz kaçtı doğrusu. Görüsel Meslek Yüksek Okulu elektrik bölümü olarak ki ben orada öğretim görevlisiyim. Bilmeyen arkadaşlar için bunu başta belirteyim. Bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimize Antalya merkezli PERGE Makine Güç Sistemleri firmasında satış ve servis sorumlusu olan hem eski hem yeni öğrencimiz olan ki bunu video içerisinde ilerleyen dakikalarda göreceksiniz neden böyle olduğunu. Hem eski hem yeni öğrencim diyorum o yüzden. Serdar Çetin Beyefendi tarafından bize bir bilgilendirme olacak. Kısa bir video olacak yani bir seminere göre kısa bir video olacak. Ben de sizin faydalanmanız için kanalımda bu videoyu yayınlıyorum. Yeni videoların devamı gelecek arkadaşlar. Sabırlı olalım. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. İyi günler. Evet, ben ön giriş yapayım. Malumunuz 40 dakika bir seansımız var. 40 dakika içinde bitirip ikincisine artık başlamayı düşünmüyoruz. Tadında kalsın istiyoruz. Arkadaşlar, mikrofonlarınızı kapatın lütfen. Mikrofonları kapatın. Son 10 dakika açarsınız. O zaman sorularınızı alırız. Siz salat şey boyunca etkinlik boyunca mikrofonları kapatırsınız. Çok güzel olur. Yanlış anlamayın da hani o şekilde yaparsak daha güzel olacak. Görsel Meslek Yüksek Okulu'nun 2023 yılındaki ilk etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliklerden dolayı devamını da inşallah yapacağız. Malumunuz deprem nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçtik. Bunu da Zoom üstünden yapmak durumunda kaldık. Aslında bence güzel bir sistem bu. Hiç olmazsa mesai saatleri haricinde de buluşabiliyoruz. İnşallah ileriki şeyler, aylarda da birkaç etkinlik daha yapmayı düşünüyoruz. Eski öğrencimiz, hem eski öğrencimiz, hem yeni öğrencimiz olan ki kendisi açıklar zaten kendisi tanıtırken. PERGE Makine Güç Sistemleri Antalya merkez bir firma. Kendisi bu firmanın kurucularından. Satış ve servis sorumlusu Serdar Çetin Bey aramızda. Konumuz jeneratör ve jeneratör çözümleri. Ben ekran paylaşımını açayım. Serdar Bey siz ekran paylaşımınızı açın isterseniz. Sunuyu ekrana yansıtalım. Başlayalım. Takriben 9'a kadar Serdar Bey ya da 9'a 5 kalaya kadar sunusunu yapacak. Son 10-15 dakikada sorusu olan arkadaşların sorunlarını alacağız. Bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Buyurun Serdar Bey. Herkese iyi akşamlar. Ekran geldi mi? Geldi, evet. Bir sıkıntı yok. Başlayalım mı hocam? Herkes Başlayalım. katıldı Başlayalım. Ben katılanları mı? alıyorum. Siz başlayın. Şimdi arkadaşlar, ben 1984 doğumlu Burdur Çavdar ilçesinde doğdum. Ortaokul ve ilkokulumu Çavdar'da okudum. Lisemi Gölhisar Meslek Lisesi olarak okudum. 2005 yılında da Süleyman Demirelken, Mehmet Akif değildi, Süleyman Demirelken ikinci sınıfa, üniversite ikinci sınıfa kadar devam ettim. Çeşitli nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım ve Antalya'ya geçtim. Antalya'da çeşitli sektörlerde çalıştım ama hep elektrik üzerine çalıştım. Kendimi elimden geldiğince geliştirmeye çalıştım. Şeyler oldu ama ekranımda. Onu kapatın siz sağ üst köşeden. Ekran. Şu evet, çarpı işareti var oradan kapatırsınız. Tamam. Yine büyütün isterseniz slaytı. Tamam. Daha sonra Antalya'da Aksa Jeneratör'e girdim 2010 yılında. Aksa Jeneratör'de 2010 yılından 2021 yılına kadar Aksa Jeneratör'de çalıştım. Bu süreç içinde evlilik yaptım. İki tane de kız çocuğum var. Hayatımı jeneratörcülük yaparak geçiriyorum. Aksa Jeneratör bana çok şeyler kattı. 10-11 yıl kendimi geliştirmek için çok çantalar taşıdım. Ustalarımın arkasında koşturdum ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. En iyi şekilde öğrenmeye çalışıyorum.
Bu süreç içerisinde tabii bizim diplomaya da ihtiyacımız var. Okulu bıraktığım için çok üzüldüm. Tekrar içimde bir uhdeydi, şeydi ve bu diplomamı tekrar almak için aftan yararlanarak okulumuza geri döndüm ve inşallah diplomamı alacağım ve bu şekilde hayatımı devam ettireceğim. Arkadaşlar ben 2022 yılında PMG olarak, Perge Makine Güç Sistemleri olarak şirketimizi kurduk. Ve bu şirketimde benim aksamım müdürleriyle beraber kurduk ve iş arkadaşlarımla kurduk. Bu şekilde çalışmaya başladık. 3-4 senedir de PMG olarak devam ediyorum. Yaklaşık bütün ekibimin 20-25 yıla yakın jeneratör deneyimimiz var. Yani bu kolay bir süreç değil. Satış, servis, pazarlama hepsi var bizde. Kiralamaya kadar hepsi var. Burada size aklımın yettiği, dilimin döndüğünce jeneratörün güzelliklerini, zevklerini size sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada burası Burdur Zırhlı Birlikler. Senkron bir makine görüyorsunuz. Yani burada bir fotoğrafımı çektim. Size daha iyi fotoğrafım görüksün diye paylaştık. Şirketimiz şeyi geçmişiyle alakalı şeylerimiz burada. Anlattığım şeylerimiz. Şuradan hemen fazla vakit kaybetmeden jeneratörümüzü anlatmak istiyorum. Jeneratörümüz çeşitli modelleri var. Nedir bunlar? Dizel modeller. Burada gördüğünüz gibi dizel modellerimiz. Mazotla çalışan ve benzinle çalışan modellerimiz. Burada mobil, taşınabilir. İstediğimiz her yere, sulamada olsun, konserlere olsun, açılışlara olsun bu mobil jeneratörlerimizi kamyon veya kasalar sayesinde götürüyoruz. Orada sistemi akuple ediyoruz. Özellikle konserler ve açılışlar, toplantılar, mitinglerde bu mobil jeneratörlerimizi ve mobil jeneratörlerimiz süper sessiz oluyor. Yanında rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. İzolasyonu çok kuvvetli oluyor. Hiç kimseyi rahatsız etmeden çalışan mobil jeneratörlerimiz, ışık kulelerimiz var. Büyük aydınlatma ihtiyacı olan yerlerde bu direkt vazifesi yükseltirip alçaltarak altında jeneratörü çalıştırıp mesela depremde bu geçtiğimiz depremde çok kullanıldı geceleri ortamı iyi aydınlatabilmek için ışık kulelerimiz var. Bunları da kullanıyoruz. Bunlar da taşınabilir oluyor. İstediğimiz yere götürebiliyoruz araçlarla. Senkron sistemlerimiz var. Yani 2, 3, 4, 5 jeneratörü birleştirerek tek bir hattı, tek bir işletmeyi besliyoruz. Yani tek bir jeneratörden değil de 5 tane jeneratörü bir araya getirip aynı hattı besleyebiliyoruz. Bu şekilde sistemimiz var. Ve özel çözümlerimiz, yani müşterinin isteğine bağlı jeneratörümüzü donanım haline getiriyoruz. Özel projeler diyoruz bunu. Müşterimiz ne istiyorsa bunu mobil olarak veya konteyner olarak burada kamyonet üzerine vermişler ama resmi veya konteyner içine koyarak müşterinin istediği her şeye hitap edebiliyoruz. Jeneratörlerimizin çeşitleri. Burada bir de gazlı jeneratörlerimiz var. Bunlar da dizel jeneratörlerimiz gibi doğalgazla çalışan jeneratörlerimiz var. Daha tam yaygın değil ama onlar da mevcut. Jeneratör nedir? Burada size jeneratörleri kısaca tanımını anlatmış. Kimyasal enerjiyi, motorin, benzin ve benzeri ısı enerjisini mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektromekanik sistemler topluluğudur. Elektriği nasıl üretiyoruz? Biz elektriği nasıl? Bir arkadaşın şey kamerası açık ama elektriği nasıl üretiyoruz? Bir motor sayesinde, bildiğimiz dizel motor sayesinde motorumuzu çalıştırıyoruz. Bu motor çalışarak kontrol sistemi motorun çalışmasını analiz ediyor. Alternatöre hareket veriyor. Her şey, bütün senaryolar tamamsa panel diyor sen elektrik üretebilirsin alternatöre ve elektrik üretimimiz başlıyor. Ve yük neyse onu beslemeye başlıyoruz. Motorumuzun devri saniyede 1500 devir dönecek. Devrimiz ne anlama geliyor? Frekansı yakalıyoruz. 1500 devirde 50 frekansı yakalıyoruz. Alternatörümüz ona uyumlu.
Veya bazı alternatörler 3000 devirli oluyor. Buna da 3000 devirli motorlar kullanıyoruz. Ama 3000 devirli motorlar çok kullanışlı olmadığı için çok yaygın değil, kısıtlı, ama genel olarak 1500 devir motorlarla biz bu işi çözüyoruz. Orada jeneratörümüzün görünümü var. Neyden oluşuyor? Bir start panomuz var. Bu start panosundan startlayınca jeneratörümüzün motoru çalışıyor. Hareket alternatör hareket veriyor. Bütün sistemler herhangi bir sorun yoksa, buradaki görmüş olduğunuz kart hepsini analiz ediyor. Her şey yolundaysa çıkışlarımızı sağlıyoruz. O jeneratörümüz alternatör, hava filtresi, yakıt deposu, yük çıkışları, motor, şase, radyatör, turbo şarj, bunlardan bildiğimiz dizel motordan oluşuyor. Jeneratörümüzün dış görünüşü de bu şekilde. Burada 110 kW, burada aksanın 110 kW, burada belirtmiş zaten. 110 kW makina, dış görünüş kabinli, dış ortamlara, yağmur, güneş, hepsine uygun bir kabinimiz var. Dışarıda yağmurun altında da çalışabiliyor burada. Ve ses izolasyonu, desibeli, ortam gürültüsünü düşürmek için, insanları rahatsız etmemek için desibeli uygun üçlerde bir makina. Kabinlerimiz içerisinde ses izolasyonu var. Bu yumurta köpüğü gibidir. Sesi öldüren süngerler var. Onlarla ses seviyesini ve susturucu yardımıyla sesi düşürerek verimli çalışmaya çalışıyoruz. Orada acil stop butonumuz var. Acil durumlarda elektrik çarpmaları, patlamalar, yangınlarda sadece bu butona basarak makinamızı stop ettiriyoruz ve devre dışı bırakıyoruz. Buradan da nakliye esnasında vinç yardımıyla kaldırma mapaları. Yani buradan tutup halatları bağlayıp jeneratörümüzü kaldırıp vinç veya kamyon üzerine rahat bir şekilde koyabiliyoruz. Yine burada dış görünüşü. Bu kısımda havalandırma girişi. Jeneratör hararet yapar. Dizel motor olduğu için sıcak hava atabilmesi için taze bir hava girişi olması gerekiyor. Buradan da taze havayı radyatörün önündeki pervane sayesinde, fan sayesinde emiş yaparak taze havayı alıyor. Motorun serinlemesine, yani motor suyunun, radyatörün içerisindeki motor suyun serinlemesine yardımcı oluyor. Ve makinamızı 80-85 derecede ideal sıcaklıklarda çalıştırıyoruz. Şu kısımda da jeneratörümüzün bütün bilgileri, yakıt kapasitesinden verdiği güce kadar, ağırlığına kadar, bütün makinamızın verdiği akım değerlerine kadar hepsini görebiliyoruz. Bu etikete baktığımızda jeneratörümüz kaç kW, kaç amper yük verir, kaç kilovat yük verir, kaç ton, tank yakıt kapasitesi ne kadar, deyinceye kadar seri numaraları hepsini görebiliyoruz. Diğer sayfada da neyimiz var? Jeneratörümüzün üstten bir görünüşü var. Burada da biraz önce bu tarafta, şuralarda taze hava emişimiz vardı. Bu havayı bir de atmamız gerekiyor. Sıcak havayı ve egzozu. Onu da ön kısmında ve üst kısmında böyle açıklıklardan sıcak havayı atarak serinlemesine devam ediyoruz. Burada da zehirlenmelere karşı içindeki egzoz gazı içeriye basmasın diye egzoz atışlarımız burada mevcut. Buradan da sıcak havanın sayesinde oradan bir akım, hava akımı geçtiği için gazı daha ileriye atarak ortamın boğulmasını önlemiş oluyoruz aynı zamanda da. Yani oradaki gazı dağıtmış oluyoruz. O şekilde devam ediyor. Burada bir dış görünüş daha var. Konteyner dediğimiz büyük jeneratörlerde. Yine burada hava atışı, hava emişi ve bu yanlardan ve üstlerden hava atışları mevcut. Burada da susturucumuz. Bu susturucumuz olmazsa bu birkaç kilometre ilerideki kişiler dahi bu jeneratörün sesinden, susturucunun büyüklüğünden anlayacaksınız. Çok kuvvetli ses çıkarttığı için rahatsız olacaklardır. Burada jeneratörlerde standart tek makinelerde kullandığımız modüller var. Yani kartlar, kumanda, kontrol, her şeyi kontrol eden kartlarımız. Burada Dipsy 720. Bu eski bir kart oldu ve onun yerine 6020 dediğimiz kartımız geldi. Bu küçük gruplarda, yani 200 kW jeneratöre kadar bu model kart kullanılıyor. Yani 200 kW bir jeneratörün büyük jeneratörlerden enstrümanları daha az olduğu için bu yeterli oluyor.
Bu şekilde kullanıyoruz. Bu kart şebekeyi analiz ediyor. Şebeke voltajlarını analiz ediyor. Jeneratörü çalıştırıyor. Jeneratör voltajlarını, frekanslarını hepsini analiz ediyor. Bütün senaryolarımız tamam ise, herhangi bir sıkıntı yoksa şebekeyi geçişlerini yapıyor. Eğer şebekeden bir hata hissederse, nedir bu hatalar? Düşük voltaj, yüksek voltaj, herhangi bir fazların dengesizliği, düşük fazın bir tanesi gitse bile, üçü gitse bile, fazlardan bir tanesi gitse bile hemen müdahale ederek jeneratörümüz çalışıyor. 15 saniye içerisinde, yani bizim sağlıklı sistemi besleme süremiz 15 saniye. Motor çalıştı, devrini buldu, voltajını üretti. Bunu bir 15 saniye süre ekleyerek işletmeyi besliyoruz. Bu da 7320 dediğimiz kart. Bu çok komplike bir kart, çok güzel bir kart. Ben bu kartı çok seviyorum. Yazılımları içerisinde kendimiz oynayabiliyoruz. Adınızı, soyadınızı, cep telefonunuzu, her şeyinizi yazabiliyorsunuz. Ne isterseniz Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz bu kartı. İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz bu kartla. Gene bu da büyük güçlü 200 kW'nın üzeri, 600, 800, 1000, 2000, 2500 kW standart tek makinelere kadar bu kartlar kullanılıyor. Bu kartların en güzel özelliği, benim hoşuma giden, değişikliği. TEDAŞ çalışma yapıyor mesela. Fazları birbirini ters bağlıyor. İşletmenin bütün cihazları, trifaze çalışan motorları, asansörleri çalışmayacak. Ama bu kart sayesinde, jeneratör bu kart varsa eğer jeneratör üzerinde, TEDAŞ'tan gelen voltajın ters faz hatası vererek geçişine izin vermiyor ve kendisini otomatikteyse devreye sokuyor. Kartın ekranında da görüyoruz ki diyor bize faz yönleri ters diye uyarı veriyor. Ya TEDAŞ'ın düzeltmesi gerekiyor ya da transfer panosuna giren TEDAŞ hattını biz düzeltmemiz gerekiyor. Hangisi kolaysa onun yapılması gerekiyor. TEDAŞ'ın hatası ise TEDAŞ'a bildiri veriyoruz. Çünkü o bölge komple etkileniyor, bir tane işte değil. O bölgenin etkilenmesinden dolayı bunu öğrenmiş oluyoruz yani. Biz de aynı zamanda pompalarımız, cihazlarımızın ters dönüp yanmasını engellemiş oluyor. Başka bu kartımızda neler var? Motora giren havanın sıcaklığını, yağın sıcaklığını, mazotun ısınmasını, motorun hararetini, bunlar var zaten. Ama sıcak hava ne kadar ısındı? Giriş havası ne kadar ısındı? Sensörler sayesinde onu görüyor. Yakıt kapasitelerini dijital olarak, dijital şamandıralar bağlayarak onları görebiliyoruz. Hepsini bu ekranda, şebeke voltajlarını, her şeyi aklınıza gelebilecek elektrikle, hani anlatamayacağım daha çok özelliği var. Ben bu kartı çok seviyorum, vazgeçemiyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Bu şekilde kartlarımız. Diğer sayfamızda da Comap dediğimiz bir kartımız var. Bunları senkronlarda kullanıyoruz. EMCO ve Datacom. EMCO ve Datacom yerli malıdır. Yani Türk malıdır. Türk mühendisler tarafından yazılmıştır. Comap ise İngiliz bir karttır. Bu Comap'ı senkron dediğimiz 2-3 tane jeneratörü, 4-5 tane jeneratörü aynı anda kullanacağım sistemlerde bu kartı tercih ediyoruz. Benim senkron cihazlara tercih ettiğim kart bu. Çünkü tepkisi, nasıl diyeyim size, bunun becerisi senkronlarda çok yüksek. Çok hızlı senkrona giriyor. Zaman kazandırıyor. Çok güzel bir kullanımı var. Basit bir kullanımı var. O yüzden herkesin anlayacağı bir şekilde çok güzel bir kart ve kaliteli bir kart. Çabuk arızalanmayan bir kart. Bu şekilde. Datacom'lar ve EMCO'lar, hani standart küçük makinelerde kullanıyoruz bunları. Fabrikadan geldiğinde veya müşterinin özel isteği olduğunda kullanıyoruz. Bu Datacom ve EMCO'ların tek güzel özelliği, içerisine SIM kart takarak uzaktan izleyebiliyoruz mesela. Ama bu Comap'lar ve Dipsilerde ayrı modül takmamız gerekiyor. Ekstra modül almamız gerekiyor. Ama bu EMCO'lar ve Datacom'lara bir hat alarak uzaktan erişimini, kontrollerini, bütün bilgilerin jeneratörünü telefonumuza veya bilgisayarımıza programını izleyerek yapabiliyoruz. Bu kartları da genellikle baz istasyonları, telefon şebeke hatlarında kullanıyoruz. Uzaktan işte mazot çalınıyor, jeneratör stop etti, jeneratör yanıyor. Bütün bilgileri telefonumuza mesaj olarak atabiliyor. Ve uzaktan erişerek makinamızı otomatiğe, manuele resetlemeyi kolaylıkla yapabiliyoruz bu kartlarda. Burada gene Dipsy'nin
eski versiyonu senkron kartları. Bunlar 8610, 8660, 8680 diyerekten giden kart modelleri var. O 8610 standart senkron kartı, 8660 şebeke senkron kartı. Biz şebekeye de senkron olabiliyoruz. Yani şebekeye de bağlanabiliyoruz. Aynı zamanda şebeke varken jeneratörle şebekeyle birleşiyoruz. Bu ne zaman oluyor? Nerelerde oluyor? Hastanelerde ve büyük fabrikalarda oluyor. Haberli kesintilerde TEDAŞ bilgi veriyor bize. Diyor ki saat 1 ile 5 arasında elektrik keseceğim. Biz 1'e gelmeden yarım saat, 1 saat önceden jeneratörlerimizi çalıştırıyoruz. Şebeke kesilmedi o sırada. Haberli kesinti dediğimiz modül var. Oraya bastığımız zaman şebekeye senkron oluyoruz. Şebeke gitmeden şebekeyle birleşip şebekeyle yükü paylaşarak devam ediyoruz. Şebeke kesildiği zaman şebekenin üzerindeki bulunan yükü de tatlı bir şekilde üzerlerine alarak hiç içeride işletmede veya hastanede enerji kesintisi yaşamadan devam ediyoruz. Şebeke geldiğinde de tekrar şebeke bizim jeneratörlerimize senkronlanıyor, birleşiyor. Şebekenin geldiği uyarısı geliyor ve biz jeneratörlerimizi o moddan çıkartarak stopunu veriyoruz. Böyle sistemimiz de var. Komap'ın burada mains ve jeneratör dediği, intelligent dediği iki kart var. Bu mains şebeke senkronlarında kullandığımız şebeke analizörü. Yani bu olmazsa şebekeye senkron olamayız. Buradaki şebekeyi komple kontrol eden kartımız bu. Bu da jeneratörümüzün üzerindeki jeneratörlerimizi senkron eden kartlarımız. Yani ikisi olduğu zaman şebeke senkron da kullanabiliyoruz bunları. Bu Woodblock ve Dive yerli üretim. Bunlar da ben çok sevmedim bu kartları. Kullanımı çok zor. Menüsü çok karışık. Tercih etmiyorum. Hani diğer kartları öğrenmekten, uğraşmaktan bunlara fırsatım da olmadı. Kullanılmıyor mu? Evet kullanılıyor. Daha ucuz kartlar, Comap'tan, Dipsi'den daha ucuz kartlar. Maliyeti düşük ama kullanımı çok zor. Üzerinde çok çalışmak gerekiyor. Yani iç özellikleri aynı özelliklere sahip ama yetenekleri bir Comap gibi değil. Yetenekleri daha düşük bir kart bunlar. O yüzden benim tercih sebebim değil. Yani işletmemde ve yaptığım panolarda Woodwork ve Dive kartları kullanmıyorum. Daha pahalı olan Comap'ı müşteriye sunarak müşterinin de kullanması, o kartlara anlaşılır olması daha anlaşılır olduğu için müşteriye rahatlıkla sunabiliyoruz. Bu şekilde siz de bilgi amaçlı görün diye bu kartları modellerine koyduk. Orada standart panolarımız, jeneratörlerimizin start panoları mevcut. Burada 60-20 ve 73-20. Dediğim gibi 200 kW'ya kadar bu panoyu 200 kW ve üzeri tek standart makinede senkron demiyorum. Bu panoyu kullanıyoruz. Gene bu panoların üzerinde de gördüğünüz gibi acil stop, emergency bu butonlarımız olmazsa olmaz. Acil bir durumda jeneratörümüz durduracağız. Çünkü döner parça çok hızlı dönüyor. Bir kaza esnasında, elektrik kaçağı esnasında hemen bir butona basarak iş kazalarını ve işletmeye verecek hasarları minimuma indirebiliriz. Anında durdurmamız gereken durumlarda acil stoplar bizim hayatımızı ve işletmenin hasar görmesini çok yüksek derecede önlüyor yani. Burada panonun iç görünüşü. Gördüğünüz gibi sigortalar, röleler ve burada redresör dediğimiz parçalar var. Panomuz basit. Kart bütün komutları kartımız çıkartıyor. Her şeyi. Buradan şurada gördüğünüz gibi yuvarlak içerisinde bu motordan ve alternatörden gelen kabloların birleşme, haberleşme kabloları soketli bir şekilde hazır. Tesisatlar çekiliyor. Buralara soketler yardımıyla giriş yapıyoruz. Bu soketler yardımıyla burada gördüğümüz modülümüze bütün bilgiler gidiyor. Burada da sigorta grubu görüyorsunuz. Burada da referans dediğimiz şebeke referansları bizim tabirimizde klemens ve kablo numaramız vardır. 3940 şebeke jeneratör kontaktörlerine komut veren ısıtıcı beslememiz ve redresör beslememiz olan klemenslerimiz orada hazır duruyor. Sistemden getirdiğimiz referans fazları 3 faz nötrü klemens, buradaki klemenslere giriyoruz. Yuvarlak içerisinde şebeke referansları dediği noktada ve bu referansları kart okuyor, ona göre hareket ediyor. Burada da
Transfer panomuz var. Transfer panomuz gördüğünüz gibi jeneratör kontaktörü, şebeke kontaktörü. Jeneratörden gelen hattı buraya giriyoruz. Şebekeden gelen hattı buraya giriyoruz. Ortak yük çıkışı yükümüzü gönderiyoruz. Şebekeden buradan kablolar geliyor. Gördüğünüz gibi bunlar biraz önce referans fazları dediğimiz şeylere komut eden, bilgi gönderen kablolarımız. Burada da bu aslında üç kutuplu bir kontaktör. Artık sistemimiz şimdi dört kutupluya döndü. Nötr kesmeliğe döndü. O şekilde kontaktörlerimizi kullanıyoruz artık. Çünkü TEDAŞ da kabulde izin vermiyor üç kutuplu panolara. Bu da redresörümüz. Jeneratörümüz çalışmadığı zaman çünkü aküden sürekli enerji çektiği için akü deşarj oluyor. Bu sayede jeneratörümüz de çalışmadığı için ne oluyor? Şarj dinamosu çalışmıyor ve akülerimiz deşarj oluyor. Bunu önleyebilmek için bu redresör dediğimiz 220 volt girerek 12 veya 24 çift akü varsa 24, tek akü varsa 12 cihazımızdan bu voltajları alarak akülerin deşarj olmasını engelliyoruz. Bu da gördüğünüz minireller. Burada sistemsel elektriksel kitlemelere varana kadar jeneratörün bütün sistemlerini alıp minirörelerimiz kullanıyor. Burada da far rölesi dediğimiz kartımızın kontak çıkışlarının amperleri düşük olduğu için bu röleleri kullanmakta ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü karta hasar veriyor. Karta hasar vermemesi için 20 amperlik bu röleler birini yakıt pompası, birini de marş dinamosu için kullandığımız, marşlama esnasında kontak göndermesi için kullandığımız röleler bu şekilde devam ediyor. Burada sigortalarımız var. Burada 16 amperlik normal sistemin DC voltajlarının olduğu sigortalar, bunlar da şebeke voltajlarının olduğu cam sigortalar. Bunlar daha hassas çünkü şebekeden gelecek bir kısa devre herhangi bir yükseklikte hemen patlayarak kartımızın hasar görmesini hızlı bir şekilde engelliyoruz. Sigorta niçin var? Atması için ve sistemi koruması için. Bunlar cam sigortalarımız daha hassas oluyor. Bu şekilde tercih ediyoruz. Burada ne var? Zamanımız da az kalıyor. Hızlı anlatıyorum. Akım trafoları jeneratörden çektiğimiz akımı okuyarak karta bilgi gönderiyor. Bunlar eşit kaç amper çektiğini kart analiz ediyor. Bunların arasındaki akım farkı %30'u geçmemeli. Yani üç kolumuz var. Üç kolumuza da hemen hemen eşit yüklenmeliyiz. Çünkü bir kolumuza fazla yüklendiğimiz zaman o kolumuz ya düşecek ya kırılacak. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Karttan programa diyoruz ki aralarındaki akım farkı, çekilen akım farkı %30'u geçerse yük dengesizliği alarm ver, jeneratörü kapat. Çünkü sargılara hasar veriyor. Bunu da akım trafosunda sayesinde ve jeneratöre aşırı yüklenmeleri önlemek için bu akım trafoları kullanılıyor. Burada jeneratörümüzün çıkışında kontaktör veya TMŞ dediğimiz termik manyetik şalter kullanıyoruz. Ne açıdan iyi bunlar? Jeneratörümüzü ve bizi koruyor gene bu. Nasıl koruyor? Jeneratörden çıkan hattın patlaması durumunda alternatöre gelecek zararı önlüyor. TMŞ atarak, buradaki TMŞ kendisini açarak burada kısa devrenin kalmasını sağlıyor ve alternatöre ulaşmıyor. Sargılarımız korunuyor. Veyahut da kontaktör aşırı bir kısa devre olduğunda jeneratörümüz kartı aşırı akıma algılayıp kontaktörü bırak diyoruz. Bıraktırarak ne yapmış oluyoruz? Bu alternatörümüzü korumuş oluyoruz. Aynı zamanda bu TMŞ ve kontaktör ne işe yarıyor? İş güvenliği dediğimiz bizi koruyor. Alternatör içerisinde diyotlarımız var. Çabuk patlayabilen, sargıları korumak için önce diyotlar patlar. Diyot değişimi yaparken şebeke kontaktörünün transfer panosu içerisinde herhangi bir hatadan, çünkü elektriğin ne zaman ne yapacağı hiç belli olmadığı için bütün önlemlerimizi alsak koruma üstüne koruma koyuyoruz. Bu şalteri açarak veya jeneratör çalışmadığı için, bu kontaktörü kapatmadığı için çakışma esnasında şebeke voltajı geldiğinde alternatörümüz motor olur, dönmeye başlar ve elimiz kolumuz kaptırabiliriz veya bizi çarpılabiliriz. Bu şalterler sayesinde de iş güvenliğimizi almış, kendimizi korumuş oluyoruz. Burada bir diyagramımız var. Standart nedir? Jeneratörümüz, şebekemiz, jeneratör çıkış şalterimiz, biraz önceki koruma dediğim şalterimiz, jeneratör şalteri yani transfer panosundaki kontaktörümüz ve şebeke kontaktörümüz. Burada ne var? Biz bunlara kendi arasında bir de elektriksel kitleme yapıyoruz. Şebeke kontaktörü çekikse yani kapalı konumdaysa hangi şartlarda olursa olsun
jeneratör kontaktörü kapatamaz. Çünkü onun kontakları onun üzerinden. Aynı şekilde jeneratör kontaktörü kapalı ise jeneratör kontaktörü kapatamaz. Buna da elektriksel kitleme diyoruz. Jeneratörümüzde 3 adım takip ediyoruz. Nedir? Maksimum yük, kalkınma demaraj akımı, jeneratör ilk adım yükleri. Bunları çok önemli jeneratör seçiminde. Hocam saat 9 oldu ama Şimdi devam. şöyle yapalım. Siz devam edin. Şöyle bir 9 dakika falan kaldı. O dakikada bitirelim istersen sizin anlatacaklarınızı. Ben bir link daha atalım. Ya da aynı linkten gene gireceğiz arkadaşlar. Oradan devam ederiz. İkinci bir oturum açalım. Şimdi bölmeyelim yani dersimizi. Siz devam edin. Ben son bir dakika kalınca ikaz edeyim sizi, olur mu? Tamam hocam. Siz devam edin şimdi. Şimdi jeneratör seçimlerinde bu maksimum yük işletmenin yükünü bilmemiz gerekiyor. Kalkınma akımını jeneratörün yükünü bilmemiz gerekiyor. Kalkınma akımını bilmemiz gerekiyor ve jeneratörün ilk adım yükü dediğimiz bir şey vardır. Yani üzerine bir anda ne kadar yük alabilir? Onu bilmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Küçük makinalarda %90 ve %100 yükü alabilir. Ama makinamız büyüdükçe bu %60, %70'e kadar ilk adım yükleri düşer. Çünkü daha büyük yükler geliyor. Motorun kaldırması ona göre değişiyor. Ve kalkınma akımı, demaraj akımı dediğimiz olay nedir? Karşıdaki cihazın ilk kalkışta çoğumuz biliriz kuyularda olsun, ne diyeyim, klimalar olsun. İlk kalkarken iki katıyla, üç katıyla kalkıp daha sonra minimum seviyesine düştü. Akımlar var. Bunun için jeneratörümüz demaraj akımları hesaplanarak seçilir ki çökmesin. Çökmek nedir? Motor kaldıramadığı için stop edecek ve cevap veremeyecek. Bunları çok iyi analiz edip ölçmemiz gerekiyor. Burada da işletme yani yükümüz, burada da jeneratörümüz var. Yani burada diyor ki kava kava, kilowatt kilowatt, kilo var kilo var. Bunlar hesaplanır işletmenin. Jeneratörü hesaplanır ama işletmenin atıyorum 1000 kW gücü var. Jeneratörü de 1000 kW seçemeyiz. Jeneratörü her zaman büyük seçmeliyiz. Çünkü biz arkamızda bir baraj çalışan baraj yok. Önümüzde sadece çalışan dizel bir motor var. Bunun için 1000 kW'lık bir gücümüz varsa işletmede 1250-1500 demaraj akımları da hesaplanarak ne yapıyoruz? Jeneratörümüzü büyük seçiyoruz. Çok büyük seçmek de iyi bir şey değildir. Tam birebir seçmek de zaten bize cevap veremez. Makinamız çöker. Onlara çok dikkat ederek hesaplayarak jeneratörlerimizi o şekilde hesaplıyoruz. Burada jeneratör, motor, alternatör oluşumu. Motorumuzdan kilovatlarımız, alternatörümüzden kilovarlarımız, toplamı ikisinin birleşimi kavamız. Motor ve alternatörden aldığımız güce de kava diyoruz. Burada kosinüs fi 0,8 diyor. Sabittir. Jeneratörlerde kosinüs fi sabittir. 0,8'dir. 0,8 ise jeneratörümüz etikette diyor ki 1000 kava jeneratör diyor. 1000 kava jeneratör gücünü kosinüs fi 0,8 iken verir. Ama müşterinin yükü kosinüs fi'si 1 ise değişkense biz jeneratörümüze 1000 kW diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Hesabını yapıp bu jeneratör 1000 kW'dan 800 kW'lara, 700 kW'lara düştü. Kosinüs fi çok çok önemlidir. Yani burada yük alternatöre değil, motora biniyor, motorun çökmesine sebebiyet veriyor. Alternatörümüzde boşluk var, kaldıracak ama kosinüs fi motoru sıkıştırıyor. Yani alternatörü kasıyor, daha çok akım çekmeye çalıştığı için motor çevirmekte güçlük çekiyor ve çökmeye başlıyor. Bu kosinüs fi olayı çok çok önemlidir jeneratörlerimizde. Bütün jeneratörlerde hangi marka olursa olsun etiket değerleri kosinüs fi 0,8'e göre ayarlanmıştır. Etiketi alman için kosinüs fi 0,8 olacak yükün. Burada demaraj akımları, akım ve zaman. Burada akım zamanda ani pik vurmalarda jeneratörümüz %20-25 tölere edebilir. Bunu 3-5 saniye civarında tölere ettiriyoruz biz ani demaraj akımlarında. Hani ne yapıyoruz? Hemen stop etme. Tak bir demaraj geldiği zaman stop etme. 3-5 saniye daha git. Kapatma yakıt yolunu. Gidebildiğin kadar 5 saniyede. Bu uzarsa ne oluyor?
alternatörümüz veya motorumuz zarar görüyor. 5 saniye yeter. 5 saniye içinde bu demaraj akımını yenemezsek jeneratörümüzü kapatıyoruz. Orada da böyle bir diyagramla gösterilmiş. Burada neyimiz var? Güç kaynaklarımız var, UPS'lerimiz var. Ne demiş? İlk adım yükleri, gerilim frekansı, ani değişimler. Bunlar çok etkiliyor bizi. Eğer işletmede bu tarz cihazlar varsa yük analizlerini güzel yapmamız gerekiyor. Darbeli cihazlar bunlar. Sürekli vuruntu yapar. Makinelerin eğer çalışan bir jeneratör gördüyseniz yük gir çıktığında bir duman atar zaten. Bir anda motora yük biner. Böyle sesi değişir. Onları sebebiyet veren cihazlarımız bunlar. Ben burada bir Orada araya girebilir miyim? buyurun hocam. Bu demaraj akımı hani anlaşılsın diye söylüyorum. İlk kalkınma akımı değil mi? İlk kalkınma Evet hocam. çekilen fazla akım demek oluyor. Hani o şekilde bilsin Aynen. öğrencilerimiz. Demaraj akımı ne oluyor? 3 katıyla 2 katıyla motorun kalkıp daha sonra tekrar kendi standart akımlarına dönmesi oluyor. Bir Burada de burada balla keselim. Şimdi bu toplantıyı sona erdirelim biz. Yaklaşık 2 dakika kaldı. Aynı linkten gene bağlanacağız arkadaşlar. Şimdi kapattıktan sonra ben 1 dakika sonra gene oturum açacağım. Biraz önce tıkladığınız linke tıklayarak yeni oturuma katılabilirsiniz isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Olur mu Serdar Bey? olur hocam, olur. Şimdi ben bu oturumu sonlandırayım. Hani yarıda kalmayalım. Tamam hocam. Hemen yenisini açıyorum ben. Tamam, devam edelim. Şimdi, merhaba arkadaşlar tekrar. Burada kalmıştık. Jeneratörün kapasitesinin hesaplanması diye burada bir hesabımız var. Burası sizin kafanızı çok karıştıracak. Hiç buraya girmek istemiyorum. Çünkü çok ben bu hesaba takılı kalmıyorum. Çünkü sistemi öğrendikten sonra bu hesaba ihtiyaç bile duymuyorsunuz. Ama kosinüs fiillerin hani 0.35, 0.4, 0.35, 0.8 aralığındaki biraz önceki anlatmış olduğum hesaplamalar var. Bunlar kafanızın buna girdik mi zaten çıkamayız. Burada bir görün diye gösterdim. Şimdi burada neyimiz var? Demaraj akımı oluşturan cihazlarımız. Bunlar başlı başına nedir? Klimalardır. Klimalar jeneratörlerin başlarının belasıdır. Yani bir otelde düşünün kaç tane klima veya soğuk hava olduğunu düşünün. Yani bunlar ilk kalkışta bir klima 5 amper çekerken ilk kalkışta 15 ampere kadar çıkabiliyor. Bu da jeneratörlerimizi aynı güçte seçersek çökmesine sebebiyet veriyor. Ne yapıyoruz? Biraz önce dediğim gibi jeneratörlerimizi yükten daha büyük seçiyoruz. Jeneratörlerimizi yükten daha büyük seçtiğimiz zaman bu demaraj akımlarına maruz kaldığımızda jeneratörümüz etkilenmeden sistemi beslemeye devam edecektir. Burada da kilovarda bizim harmonik dediğimiz bir şey var. Yani bunu gördünüz mü derste bilmiyorum ama harmonik oluşturan cihazlarımız var. Bunlar işte floresan lamba, bilgisayarlar, yazıcılar, TV'ler, buzdolapları. Harmonik nedir? Alternatörün trafolardan bahsedersek yani şöyle bize eskiden ben TEDAŞ'ta da görev yaptım. Şöyle anlatırlardı. TEDAŞ trafoları biz böyle inileme yapar, öter böyle. Bunun sebebi harmoniktir. Yani harmoni kısaca bana şöyle anlatmıştı. Bir mühendis abim vardı, ustam vardı. Harmonik ne diye sorduğumda biranın köpüğü dedi. Yani bira ne yapıyor? Bir köpük oluşuyor üzerine döktüğümüzde. O köpük bir işe yarıyor mu? Hayır. Ama bir alan teşkil ediyor. Ama hiçbir işe de yaramıyor. Orada bir alan teşkil ettiği için harmonik budur. Jeneratörlerimizde harmonik oluştuğu zaman ne yapıyor? Voltajların bozulmasına sebep veriyor. Yani faz nötr aramız bizim jeneratörlerimizde faz nötr 230 volt, faza 400 volt alırız. Ama şebekede nedir? 220-380'dir. Bizim bu faz nötr 230 voltlarımız sapıtmaya başlıyor. Ne yapıyor? 245'lere çıkıyor. 215'lere düşüyor. Bunu nasıl önlüyoruz? Harmonik filtreler dediğimiz cihazlar var. Alternatör çıkışlarına bunları bağlayarak o harmonik oluşumunu önlüyoruz. Özellikle biz bu harmonikleri nerede yaşıyoruz? Bizim baz istasyonlarına yani şebeke, Turkcell'in, Telsim'in, Vodafone'un bunların vermiş istasyonları var, verici istasyonları.
Burada aşırı bir harmonik vardır. Bunları önlemek için harmonik filtreler takarak bu oluşan harmoniyi süzüyor ve jeneratörümüz bundan etkilenmiyor. Bunları kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu cihazlarımızda harmonik oluşumuna çok sebebiyet veriyor. Burada jeneratör kapasitesinin hesaplanması, jeneratörlerin ilk adım yükleri motorun yük kaldırma kapasitesiyle sınırlıdır. Biraz önce ilk konuşmamda bahsetmiştim. Küçük güçlü motorlar %90 ve %100 yüklerle yükü alabilir, tam kapasite alabilir. Ama yüksek güçlüler %60, %70. Neden? Çünkü çok fazla yük var. Motorun yeteneği yetmiyor onu kaldırmaya. Motorun yük kaldırma kapasitesi nedir? İşte yaşlılıktan falan oluyor. Evet, seste sıkıntı oldu Serdar Bey. Sesi açar mıyız? Geldim hocam. Geldi. Bir şey Beni duydun mu? söyleyeceğim. Nasıl Allah, nasıl bir daha girersen almayacağım bak. Nasıl 100 kere girdin. Giremiyorsan girme arkadaşım. Kolum ağrıdı seni kabul etmekten. Lütfen rica edeceğim. Giremiyorsak girmeyelim. Önemli değil. İlk şeye girdiniz zaten. Hadi araya giriyoruz. Bak sesler geliyor sonra sizden. Devam edelim. Evet. Bu ilk adım yükleri çok önemli. Jeneratörlerimizde motorun yeteneğiyle alakalı bir şey. Bu alternatörle alakalı olan bir şey değil. Motor çevirirse alternatör üretir elektriği. Yani biz motorumuzun yeteneği büyük güçlü makinelerde müşterinin yükü ilk adım makineye vurabilecek yük jeneratörün %60 veya maksimum %70 yükün gücünü geçmeyecek. %100'de yani 1.000 kW'mızı 1.000 kW'lık bir güçle kaldıramayız. Ama küçük gruplarda 200 kW'lık gücü 200 kW ile kaldırırız. O yeteneğe sahip motorlar. Sebebi motor alternatöre göre büyük seçiliyor. Maliyetler düşük oluyor. Motorun maliyetleri alternatöre göre biraz daha büyük ve daha hızlı cevap veriyor. Güçler küçük olduğu için. Ama güç büyüdü. 1.000 kW'lık sistemimizde yük var. 1.000 kW'lık jeneratörümüz var. 1.000 kW'yı vuramıyoruz. Neyle vuracağız? %60 yani 600-700 amperle girebiliriz. Jeneratörümüze aniden blok halde 600-700 amper yükleyebiliyoruz. Bu nedir? Yolda 90 km hızla giden bir kamyonun sırtına 30 ton yükü bir anda boşaltmak. O kamyon ne olur? Rampa yukarı çıkarken bir anda çöker. Ama küçük bir araba yük alması yani kasası küçük olan bir arabaya 2 tonluk yükü bıraktığımızda çok fazla bir şey hissetmeyecektir. Yani bu şekilde de aklınızda kalıcı olsun. 30 ton bir yükümüz var, bir de 2 ton yükümüz var. Aracın yeteneği bunu kaldırabiliyor 2 ton. Ama 30 ton yük kütlesel olarak da büyük olduğu için burada makinamızı çökertiyor. Şimdi burada diyor ki jeneratör gereğinden büyük seçilirse ne olur? Bu çok çok önemli bir şey. Şimdi jeneratör gereğinden fazla büyük seçilirse ne olur? Bir, işletme maliyeti artar. Nedir? Yakıt. Bu müşterinin cebinden çıkacak. Bu da müşterinin hiç hoşuna gitmeyen bir şeydir. Çünkü günümüzde mazot çok pahalı. Jeneratörlerimizde gücü 5'e böldüğümüz zaman tam yükte ne kadar saatte kaç litre yakıt çıkarttığını, yaktığını hesaplayabiliyoruz. Nedir bu da? 1.000 kW bölü 1.000 bölü 5 dediğimiz zaman saatte ne yakar bu makine? 50 litre yakar. Doğru mu hocam? Doğru mu söyledim? 1.000 bölü 5 dediğimizde 50 litre. Bir saatte 50 litre mazot yakar. Bu da tam 1.000 kW'nın binini kullanırsak. Tam kapasite kullanırsak. Yani Jeneratöre 20 basit bir lira, şekilde 20 lira desek ortalama 1.000 lira yakar diyorsun. evet saatte. Bu da ama 1.000 kW'lık gücü yok. Adamın 600 kW'lık gücü var. Ne oldu? Arada bir 30-40 litre fazlaya gitti. O da müşterinin hiç hoşuna gitmez. Bizim de hoşumuza gitmez. Güç, biz jeneratörlerimizi %30'un altında güçte çalışmasını istemeyiz. Sebep hararetlenemez. Makinalarımız çok soğuk çalışmamalıdır. Yani makinalarımız 75 ila 80 derece ideal sıcaklıklarda çalışmalıdır. Bu sıcaklıkların altında çalışırsa motor arıza yapar. Nedir bu da? Yağ yeterince ısınamaz. Yağ ısınamayınca pistonların arasından yağ süzülemez ve onun pistonlar gel git esnasında o yağı sıyıramaz.
ve yağ yakmaya başlar. Büyük güçlü makine seçtik. Bunun yağ kapasitesi çok fazla. Maliyeti, bakım maliyetleri çok fazla. Değil mi? Alırken fiyatı çok fazla. İdeal gücümüz, müşterinin yükünü hesaplarız. %20, %30 büyük seçmemiz yeterli olacaktır. Ama jeneratörlerimizi işletme gereğinden fazla büyük seçer, müşteriye verirsek, müşterinin zararına bizim fiyaskomuz, büyük bir fiyaskodur bu. Çünkü sen hesap bilmiyorsun der sana. Başka biri gelir, işi bilen biri dediği zaman bu jeneratör çok büyük ve bunu ispatladığı zaman senin için de çok büyük iş bilmediğin anlamına gelir. Yani seni de bireysel olarak direkt etkiler. Bu en önemli şeylerden biridir. Jeneratörlerimizi küçük seçersek de anlattığım gibi yükü kaldırmayacak, stop edecek, müşteri yararlanamayacak. Orada bir diyagramımız var. Paralel çalışan senkronizasyonlara geçtik. Biraz önce kartından bahsetmiştim. Hani standart makinelerde bakacağımız şeyler bunlar yani. Ama senkron çok tatlı bir iştir. Ben senkronu çok seviyorum. Hani kendimi övmek için söylemiyorum. Türkiye'de senkron bilen ilk 100 ustanın içerisine girebiliyorum. Çünkü bizim bir grubumuz var. Efsaneler grubu dediğimiz Aksa Jeneratör ve diğer jeneratör firmalarının kurmuş olduğu ve beni de dahil ettiler. Teşekkür ediyorum onlara. Bu Efsaneler grubunun içine girebildim. Yani bunu 20 yıl içerisinde başardım. Biz bu gruptan, evet biz de takılı kalıyoruz, iş çözemeyebiliyoruz. 2-3 gün o işe gittiğimiz oluyor. Arzayı bulmak, en güzel işte arzı aramaktır zaten. Bu Efsaneler grubun içinde paylaşarak bilgilerimizi birbirimizden saklamadan karşılaştığımız yeni arızaları birbirimize paylaşarak birbirimizin önünü açıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Hiçbir bilgimizi birbirimize saklamıyoruz. Bir işimiz olduğunda birbirimizden destek alabiliyoruz. Senkron da çok tatlı bir iştir. İki tane jeneratörü, üç tane, dört tane jeneratörü birleştirmek. Eskiden bir çizgi film vardı. Voltron diye. Kolu başka yerden, bacağı başkası, kafası başkası gelir birleşir bir güç oluşurdu. Bu güç oluşunca ne oluyordu? Bir şeyleri daha kolay yenebiliyordu. Tek başına bir iş yapamıyordu ama bunlar birleşince bizim jeneratörümüz müşterimizin 5000 amperlik bir yükü var. Tek 5000 amperlik jeneratör var mı? Yok. Maksimum jeneratör büyüklüğü 2500 kW'da kalıyor. Ne yapacağız? 5000 amper ulaşmak için ya iki tane 2500 vereceğiz, 5000 ampere tamamlayacağız veyahut da 5 tane 500 vereceğiz. Müşterinin isteğine bağlı. Bunların fiyatları, maliyetleri hesapları müşterinin işine gel sunulur. En iyi maliyeti düşük, en iyi fiyatı vermektir. Buradaki şeyi analiz etmek gerekiyor artık. Biz şöyle beşli senkrondan gidelim. Burada Alanya'da bir otelimiz var. Altılı senkronu var mesela. 6 tane 770 kW'sı var. Senkron nedir? 6 tane makina elektrik kesildikten sonra aynı anda çalışır. Kendi voltajlarını, frekanslarını, devirlerini birebir aynı olacak şekilde. O biraz önce COMAP diye bir karttan bahsetmiştim ya. O kart sayesinde Gouverneur manyetik pickup dediğimiz ve voltaj regülatörü dediğimiz elektronik kartlar var. Biraz sonra onları da göstereceğim size. Onların sayesinde ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz. Bu 6 makinenin voltajı, frekansı, devri, her şeyi stabil olduğu zaman her birinin çıkış sigortası var. Şalteri var, TMŞ'si var. Bunlar sırayla kapamaya başlıyor. Birinci jeneratör kapadı. İkinci jeneratör kapadı. Üçüncü jeneratör kapadı. Altısı da kapattı. Aynı bas bar dediğimiz barayı besledi. Voltran oluştu. Sıra neye geldi? Transfer panosunun kapatmasına. Diyor ki hepsi birbiriyle haberleşiyor kartlar. Bizde sıkıntı yok. Yükü beslemeye hazırız diyor. Şak transfer panosundaki şebeke jeneratör şalterini kapatıyor. Jeneratör şalterini kapatınca işletme beslenmeye başlıyor. Jeneratörler üzerinden çekilen akımları hesaplıyor. 6 tane makine sürekli çalışıyor bu esnada. Ama bizim 6 tane makineye ihtiyacımız yok. Orada 3 makineyle çözeceğiz biz bu işi. Çünkü gücü düşük. O an kullanımı az müşterinin. Ne yapıyor? Birbiriyle haberleşerek sıralaması var bunlarda. Eşyaçlandırma ve sıralama. Sen birinci makinesin. İkinci makine. 3, 4, 5, 6 diye isim veriyoruz biz bunlara. Diyoruz ki altıncı makine. Sen devreden çık diyoruz. Altıncı makine çıkıyor. Analizini ediyor. Evet daha ben diyor. Hala fazlayız biz jeneratör olarak. Beşinci makineye çık. Dördüncü makineye çık. Üçüncü makineye çık.
dediğimiz zaman ne yapıyor? Hop, üç tane makine kaldı bize. Ölçüyor. Yükler %75'in üzerine, %70'in üzerine ulaşmadıysa makinedeki makine kapasitesi, yani %70'e ulaşmadıysa 3 makine gidiyor. Çalışırken müşterinin işletmesine yük gelmeye başlıyor. Diyor ki %70'e ulaştı makina. Hemen dördüncü makineye diyor ki bendeki biz üçümüzdeki yükün toplam kapasitesi %70'e ulaştı. Bir taneniz gelin bakalım diyor. Hemen direkt onu çağırıyor. O makine çalışıyor. Sisteme akople oluyor, senkron oluyor. Yükü aldı. Hala yük gelmeye devam ediyor. Bu sefer beşinci makineyi çağırıyor. Altıncı makineyi çağırıyor. Bunu kendisi dengeliyor. Kendi haline bırakıyor. Çünkü program, yazılım ona müsait. Ve bu şekilde git gellerle, ama işletmede herhangi bir kesinti oluyor mu? Hayır. Çünkü çalışan sabit 3 tane 5 tane makinamız var. Bu senkronun diğer güzelliği ne? Hepiniz otel biliyorsunuz. Antalya'da burada 6-7 ay otellerimiz açık kalıyor. 3-4 ay kapalı kalıyor. Müşteri yok, yükler düşük ama jeneratör ihtiyaç. Çünkü elektrik kesildiğinde ofisleri çalışıyor, havuzları var, bir sürü çalışan cihazları var. Ama yük düşük. Ne yapıyoruz? Jeneratörleri off konumuna alıyoruz. 6 makine değil, bir tane makineyle de işletmeyi götürebiliyoruz, çalıştırabiliyoruz. Ama sezon açıldığında diğer 5 makineyi de devreye alarak işletme maliyetine katkıda sağlamış oluyoruz. Burada da gördüğünüz gibi jeneratör 1, jeneratör 2 olarak sıralanmış. Buradaki busbar dediğimiz, ikisi de aynı bara basıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Jeneratör senkron bağlantısının nedenleri diye bir şeyimiz var. Tüm sistemin kapasitesini arttırmak. Herhangi bir jeneratörün bakım sırasında, onu da söyleyeyim, bakımı aldık veya arıza yaptı jeneratör. Adamın daha yedek jeneratörü var. Yükü kaldırmasa bile müşteri yükünü kapatabilir o arıza esnasında. Der ki gereksiz. Benim soğuk havam 3-4 saat daha idare eder. Soğuk havamın bir tanesini çalıştırmayayım. Çünkü içeri soğuk daha. 4-5 saat soğuk hava idare edebilir. Yükü düşürür. Biz o jeneratörü tamirini yaparken diğer jeneratörler senkronda sistemi besleyebilir. Biz de rahat bir şekilde ne yaparız? Arızamızı yaparız. Şuna benziyor. İnsanız, tek kalbimiz var. Ama iki tane kalbimiz olsaydı ne olurdu? Biri bozulsa, arıza yapsa diğeri devam edecekti. Bizim senkron sistemimizde çift 3 kalbimiz, 4 kalbimiz, 5 kalbimiz gibi. Çünkü biz bir işletmenin kalbiyiz. Şebeke kesildiği an o işletmeyi besleyeceğiz. Yani kalbiz. Biz olmazsak insanların hiçbir şeyi çalışmaz. Cep telefonlarını bile şarj edemezler. Bilgisayarlarını kullanamazlar, sistemlerini kullanamazlar, doktorlar hastalarına bakamaz, fabrika üretim yapamaz. Yani işin ucu çok yere gidiyor ve çok riskli işlerimiz var. Jeneratörlerimizi dikkatli ve özenli kontroller esnasında bunları çok özen göstermeliyiz. Çünkü basit bir işimiz yok, basite alınacak bir işimiz yok. Enerji, evimiz elektriğimiz 2 saat kesilir. Of ya, gelse de bir televizyon izlesek veya buzdolabımız kokuyor ya, en basitinden değil mi? Bir sürü gıdamız, ama bir işletmene ne kadar bir maliyet kaybı oluşuyor. Bunun için adam jeneratör almış, para vermiş, sistem kurmuş. Ne yapacak? Jeneratörlerimiz çalışmak zorunda. Bu çok önemli şeyler bunlar. Burada senkron için uygun şartlar. Biraz önce anlattım, bütün sistemler aynı voltajlara sahip olmalıdır. Bütün jeneratörler. Bütün sistemler aynı faz dönüş yönüne sahip olmalıdır. Şebekede RST neyse bizde de UVW. Kaç tane senkron makine olursak U'lar U'ya, V'ler V'ye, W'ler W'ye gelmek zorunda. U'la V'nin yeri değişirse senkron olamayız. Neden? Faz açısı oluşur. Çakışma oluşur. Birbirine basar makineler, senkrona giremez zaten. Bütün sistemlerin aynı frekansa sahip olması gerekir. Biri 51 frekansta, biri 50 frekansta, biri 49 frekanstaysa jeneratör, gene senkron olamıyoruz. Çünkü açılar bozuluyor. Bütün sistemlerin faz açıları eşit olmalıdır. Bu faz açıları da nedir? U'lar U'ya, V'ler V'ye denk gelecek şekilde. U ve W. Biz aynı zamanda neye de senkron olabiliyoruz? Şebekeye, biraz önce anlattım ya. RST, şebekeye, haberli kesintilerden bahsetmiştim. Buna senkron olabilmemiz için R U'ya denk geliyor. S V'ye denk geliyor. T W'ye denk geliyor. Bu şaltellere girerken bu sıralar hep aynı olmak zorunda. R gidip bizim W'ye denk gelirse şebekeye de senkron olamayız. Burada kartlarımız senkronda, birinci jeneratör modülü, ikinci jeneratör modülü. Bak, guvernör dediğim şurada bir cihaz var. C harfi var. Kamisin. Guvernör yazıyor burada da. Bu guvernör ve burada voltaj regülatörü dediğim şey,
Manyetik pikap dediğimiz bir cihaz bu. Bu ne işe yarıyor? Motorun devrini ayarlayan elektronik parça budur. Bu da volant dişlisi. Yani marş motorun ilk vurduğunda motoru çevirmesi için kullandığı bir dişli vardır orada. Dişliyi okuyan cihazdır burada. Bir manyetik pikap dediğimiz. Mıknatıslı bir şeydir. O dişleri tek tek sayar. 1500 deviri ayarlayan, sayan, sisteme bilgi gönderen budur. Guvernöre gönderir. Guvernör de karta gönderir. Jeneratörleri biz senkron kullanabilmemiz için bu guvernör çok önemlidir. Guvernör olmayan bir jeneratör senkron olamaz. Bu voltaj regülatörü. Voltaj regülatörü nedir? Şimdi alternatörümüze dışarıdan bir uyartım gelmediği zaman ne olacak? Elektrik üretemez. Biz ne yapıyoruz? Alternatörümüze 220 volt gibi bir voltaj veriyoruz jeneratörden. Bu pardon özür dilerim. 12 veya 24 volt gibi bir voltaj veriyoruz. Bu 12-24 volt bizim 220 volt olarak çıkartıyor. Exciter dediğimiz bir sargı var bizim jeneratörün önünde. Exciter'a 220 voltu gönderiyor. Exciter algılıyor bunu. Exciter bunu 8, 9, 10 voltlara düşürerek, DC voltaja çevirip düşürerek sargılara uyartım veriyor. Sargılar mıknatıslanmanın esnasında, dönmenin esnasında ne yapıyor? Voltaj üretmeye başlıyor. Voltajın düşüp yükselmesini bu voltaj regülatörümüz ayarlıyor. Burada da potlarımız var. Voltajı yükseltip düşürebiliyoruz. Voltajı stabilize edip dalgalanmalar olur böyle. Onları hepsine müdahale edebiliyoruz burada. Yani bu kart olmazsa da normal alternatörümüze elektrik üretemiyoruz. Neden üretemiyoruz? Yani eskiden üretiliyordu. Neyle? Fırçalar. Fırçalar nedir? Matkapların içerisinde bulunan kömürler var ya. Bunun arkasında da bu kömürlerden vardı. Artık onlar kullanılmıyor. Bu elektronik kartlarla daha basit çözümler yapılabiliyor. Burada jeneratör 1, jeneratör 2 avare dediğimiz yani biraz önceki voltaj regülatörü. Yani bunlar olacak. Jeneratörümüz bu kart olmasa alternatörümüze elektrik ürettiremeyiz. Burada da senkronizasyonu göstermiş. Müşterimizin tek şebekesi var. Geldi geçti yük. Birleşik bakın. Burada da dört tane makine var. Biraz önce anlattım ya altı tane makine diye. Buralarında her birinin senkron çıkış şalteri var. Bir de transfer. Burası transfer ünitesi. Burası da jeneratörlerin senkron şalteri. Her bir jeneratörün çıkışında senkron şalteri olacak. Kendi hazırsa öyle kapatacak. Gidip direkt senkron olabilmemiz için direkt gidip transfer panosundaki şalteri kapatamayız. Bunun senkron olmuyor zaten. Standart makine oluyor. Çok güzel, basit bir çizim gördüğünüz gibi. Burada mesela çift şebekemiz de olabiliyor. Müşterinin iki tane trafosu var. Çift trafo. Beş, dört jeneratör. Ne oluyor burada? Kublaj nedir biliyor musunuz? Hani bilmiyorum biraz sonra sorarsınız. Kublajlarımız vardır. Biz kublajda kullanıyoruz. Nedir? Çift trafo esnasında müşteri kışı geldi trafosunun birini kapatacak. Trafo müşterinin B bloklarını besliyor. Ama trafoya da ihtiyacı yok. Tek trafoyla götürüyor. İşletme maliyetini düşürmesi gerekiyor. Ne yapıyor? Trafoyu kapatıyor. Kublaj şalteri dediğimiz bir şalter var. Yani B trafosunu beslediği baralarını birleştiren bir şalter var. Kublajı kapattığın zaman A trafosundan gelen bütün enerji B trafosunun beslediği baraları besliyor. B trafosundan gelen hatlarda B şalterin altında kaldığı için B trafosuna enerji geçişi şalter var arada. Yani bir kesici var. Ne yaptı? Göndermedi. Müşteri yazın ne yapıyor? Kublajını açıyor. B trafosunu devreye sokuyor. Çift trafo gücünü yükselterek devam ediyor. Jeneratörlerimiz de ne yapıyor? Tek bir bas parayı beslediği için kublajda olduğu için A ve B bloklarını beslemiş oluyor. Jeneratörümüz kublajda bakmıyor. Ama ne yapıyoruz? Bir de otomatik kublajlarımız var. Sistemlerimize biz bunu da eklemişiz. Yani kafası çalışan güzel insanlar otomatik kublaj sistemini senkron panosunun içerisine eklemiş. Bir tuşla şalteri kapatıp açabiliyoruz. Kublajı da jeneratör üzerinden kontrol ediyoruz. Yani Antalya'da çalıştığım için çok yaygındır. Bu da otomatik kublaj sistemimizde vardır. Burada arkadaşlar jeneratörümüzün çalışma ortamı nedir? Biz nefessiz bir yerde kalırsak ne olur? Nefes alamayız. Ve ya bayılırız ya ölürüz. Jeneratörümüzün de çalışma alanı havadar olacak. Taze hava emişleri bu kabinsiz bir makine, açık bir grup.
Hava emişleri ve hava atışları. Egzozlar dışarıda burada gördüğünüz gibi burası radyatör kısmı. Burası da girişte hava emişi ve geniş bir alan. Geniş bir alanı neden tercih ediyoruz? Biz çalışma yaparken bir patlama, bir parça atma esnasında kendimizi koruyabilmek için veya yangın çıkma esnasında kendimizi atabilmemiz gerekiyor. Güvenli ortama çekebilmemiz, alan olması gerekiyor. Jeneratör çalışma ortamımızın geniş olması gerekiyor. Daracık bir yerde ne kadar hareket edebiliriz, değil mi? Orada kısılık kalırız. Elektrik çarpsa orada sıkıştık, ayrılamıyoruz. Ama alan geniş, gelir bir tekme atar en kötü ihtimalle seni uzaklaştırır. Ve tek bir kişi jeneratöre hiçbir zaman kolay kolay müdahale etmiyoruz. Büyük komplike işlerde en azından iki kişi olmak zorundayız. İş güvenliği açısından birimizin başına bir şey geldiği zaman diğeri birbirimize ayrılmıyoruz. Ve hep birbirimizle koordineli çalışıyoruz. Ben bu düğmeye basıyorum, ben bu kabloyu kapatıyorum, ben bu kabloyu çakıyorum. Hep birbirimize çocuk gibi, hani hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi birbirimize haber ediyoruz. Çünkü birbirimizin ne yaptığını haberdar olduğumuz zaman kendi sağlığımızı ve canımızı korumuş oluyoruz. O benden habersiz bir kablo bağlar, benim elim o kablodadır, bilmezsin ve çarpılır ölürsün. Ve elektriğin şakası olmaz. Yani beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Size hani sıkmadan anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Hani bir sorularınızı alayım aklımın yettiğince bildiklerimi sizinle paylaşmak isterim. Buyurun. Önce ben bir araya İnşallah memnun gireyim. kalmışsınızdır. Evet. Şimdi Antalya merkezli Perge Makine Güç Sistemleri satış ve servis sorumlusu Serdar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için bu yoğun iş günlerinde. O yüzden programımızı gece vaktine almak zorunda kaldık. Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gereğinden fazla katılım sağladık. Hepsini burada ben not aldım hocalar olarak. Merak etmesinler. Gerekli dönüşleri yapacağız kendilerine. Teşekkür ediyoruz katılımcılarımıza da. Size de çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Ben Şimdi geriye teşekkür ederim. bir 10-15 dakikamız kaldı zannediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa artık sorularını sorabilirler. Mikrofonlar açık, sırayla sorularınızı sorabiliriz. Var mı sorusu olan arkadaşımız bu konularla ilgili? Sorayım mı hocam? Evet. Hocam. Kerem sorsun önce hocam. Kerem, evet. Yastık tecerisi yanınızda yapabiliyor muyuz acaba? Öyle Biraz bir şansımız. sesi alamadık galiba. Tam net. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Biraz yavaş yavaş ahiste konuşursan alacağız. İnternetimiz de hocam burada. Evet, bir Yastık daha sor hocam. tecerisi. Yaz stajı Yastık yapabiliyor tecerisi. muyuz diye mi soruyorsun? Evet. Biz seni daimi çalışma için konuşmuştuk dün akşam. Aynı şey. Daimi de çalışabiliriz. Sıkıntı yok. Tamam, ben sizi Serdar Bey ile zaten tanıştıracağım. Aklımızda Tamam hocam. stajyer alıyor musun Serdar Bey? Stajyer öğrenci alıyor musun? Alıyoruz hocam. Stajyer de alıyoruz. Stajyer alınıyormuş. Evet. Başvuru yapabilirler yani. Önce sizle görüşsünler ama değil mi? Tabii. Daimi de bana eleman lazım. Eğer çalışmak isteyen Antalya'da oturanlar özellikle. Kerem Bey Antalya'da oturuyor. Size bahsetmiştim daha önce. Dün baktım. evet hocam. Evet. Ben numaranızı verebilir miyim isteyen Tabii arkadaş? ki, tabii ki hocam. Siz onlarla diyaloğa geçersiniz. Tamam. Teşekkür Evet. ederim. Osman Bey sorunuzu sorunuz. Vakit geçiyor çünkü. Kapanabilir gene. Tamamdır hocam. Hayırlı akşamlar Serdar Bey. Trifaz jeneratörlerde monofaz çıkış bulunuyor. Bu monofaz çıkışı kullanmak ne kadar sağlıklı? Trifaz jeneratörleri, monofaz çıkışlarımız nedir? Bizim bir şeyleri şarj etmek veya aydınlatma almak için küçük güçler, jeneratörü etkilemeyecek küçük güçler kullanmamız için orada konulmuş bir prizdir. Trifazlı jeneratörleri, monofazlı yüksek güçlü monofazlı cihazlar kullanamayız. Neden? Biraz önce bir şeyden bahsettim. Üç kol diye bir şey anlatmıştım size, hatırlarsanız. Trifazlı jeneratörlerimiz üç koldur. Yani U, V, W. Bunların arasındaki faz farkı yük farkı oluşmayacak. Yani U fazı 50 amper çekerken tutup da S fazı 10 amper çekerse bu jeneratörümüz ya sargısı yanacak ya diyotu patlayacak ya da çökecek. Biz zaten kartlarımıza bu korumayı alıyoruz. Diyoruz ki
voltaj yük dengesizliği olarak bunu algılattırıyoruz. Diyoruz ki %30 geçerse kapat diyoruz jeneratörü. Yoksa alternatörümüz yanar. Alternatörümüz yanınca ne olacak? Bizim bir sürü masrafa girmiş olacağız. Zaten voltajlarda da sapıtmayı göreceksiniz. 230 volt, 230 volt, 230 volt olan voltajlarımız faz nötr arası. Biri 250'lere çıkmış olacak. Biri 215'lere düşmüş olacak. Bu da zaten hani bizim bu faz farkı dediğimiz olayı bozmuş oluyoruz. Yani o prizlerden biz sadece bir aydınlatma çalışma esnasında bir aydınlatma alabiliriz. Laptopumuzu şarj edebiliriz. Küçük bir cihaz, küçük bir matkap ama tutup da onunla bir kaynak yapmaya çalışırsak %99 jeneratörümüzün alternatörünün sargılarını yakacağızdır veya diyotlarını patlatacaktır. Yani doğru bir şey değil. Büyük güçle şeyler çekmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Yazılı bir soru var. Ben onu okuyayım hemen. Mezun bir öğrencimiz diyor, kısa süreli çalışma imkanımız oluyor mu yaz aylarında diyor. Ya da kış aylarında. Olabilir hocam. Kış aylarında çalışabilir mi? Diyaloğa geçebilir miyiz? Geçelim hocam. Ben kısa da çalıştırırım onlara. Yani ne olur yazın olursa. Kışın diyor benim... daha çok. Ama yazın mı daha çok eleman ihtiyacımız oluyor sizin? Yazın daha çok oluyor. Çünkü sezon açılıyor. Benim otel bakımlarım, otel işlerim, müşterilerim hep açıyor. Çünkü hareket başlıyor. Antalya yazın yaşanıyor. Ama kışında değerlendirebilirim tabii. Yani ihtiyacım olursa o zaman bana 2 ay, 3 ay. Tamam, ben numaranızı verin. Yine arkadaş diyaloğa geçsin. Şu an konuşamıyor galiba, yazıyor. Ben oradan okumuş olayım size. Tamam başka hocam. Başka sözlü sorusu olan var mı arkadaşlar? Son 7 dakikamız bu arada, hatırlatayım. Yok diyorsak o zaman herkese çok teşekkür ediyoruz. Serdar Bey, size gene teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Çok güzel oldu. İnşallah bunun daha geniş bir versiyonu önümüzdeki sene okulda yüz yüze konferans salonunda yaparız. İnşallah hocam. Ben de çok memnun kaldım. Hani güzel oldu yani. Değişik bir konu oldu. Yani bizim makineler dersimiz için de anlatmadığımız bir konuydu bu. Aslında bunu makineler dersinin içerisine almamız gerekiyor. Bu sayede ben de bilgilenmiş oldum biraz daha. Seneye bu ikinci sınıflarda bu konuyu doğru akım makinelerin dersinin içerisine almayı düşünüyorum artık. Hocam bildiğimle elimden gelen en güzel şekilde arkadaşlar paylaşmak isterim yani. Çünkü bizim işimiz çok tatlı, çok zevkli. Hele işi yaptıktan sonra şöyle karşısına geçip şiir gibi biz hani ben işim mesleğimi çok seviyorum. Hani vazgeçemiyorum. Hani o panoyu yapıyorum, bakıyorum inci gibi böyle bir anne nakış yapar, dikiş yapar kızına çeyiz için ya böyle. O kablolar gözümde, o elemanlar böyle pano karşında bana şiir gibi, nakış gibi geliyor. Hoşuma gidiyor. Bir de yaptığım sistem çalışıp bana cevap verdiği zaman yani onun gururu, onun mutluluğu hani bana para verseler o kadar mutlu olamam belki. Hani işi, bu bizim işte işini seveceksin. Sevdiğin... Her işte işimizi sevmeliyiz canım şimdi. Ben de bir daha dünyaya gelsem gene eğitimci olmak isterim. Hani para için olsa belki başka işler yapmak gerekir ama her şey para olmuyor sonuçta. İşi de bizim sevmemiz işin... gerekiyor. Bizim işin tek kötü yeri bizim çalışma saatimiz yok. Evet. Gece 3'te de arayabilir adam. Bayramda da arayabilir. Bizim bayramımız, saatimiz yoktur. Ha, normal çalışma mesaimiz saat 8.30, akşam 6. Ama 6'dan sonra şebeke kesilir, müşteri bekliyor. Hele sözleşmeleri var. Basıp gidiyoruz, onu ayağa kaldırıyoruz. Her işte bir dezavantaj var mutlaka. Evet. Ama çok zevkli, çok güzel bir iştir. Artık öğrencilerimizi bu iş kolunda tanışmış olduk. Mutlaka ilgilenenler olacaktır. İlgilenenler sizin iletişim bilgilerinizi veririz. Artık biz aradan çekiliriz. Amaç biraz da sizi tanıtmaktı. Bu iş kolunu tanıtmaktı bizim için. İyi oldu. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Eğer Serdar Bey'in iletişim bilgilerini isteyen arkadaşlar olursa benimle iletişime geçerler. Zaten okulda da göreceksiniz sınavlar zamanında. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Gerekli detaylı bilgileri alabilirsiniz. İster staj için, ister hem staj hem çalışmaya devam etmek için. İsterseniz bilgi amaçlı arayabilirsiniz. Herhalde arayabilirler değil mi? Müsaademiz var. Her zaman arayabilirler hocam. Evet. Sadece iş içinde değil, akıllarına takılmış böyle bir şeyle karşılaşmış olabilirler. Başka bir şehirde çalışıyor olabilirler. Yani benden teknik destek içinde her zaman arayabilirler. Evet, o zaman ben toplantıyı sonlandırıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.